bakanlar, sayın yardımcılar. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'nda konuştu. Küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen sorunlar dolayısıyla son yılların en zorlu döneminden geçildiğini belirten Bakan Nebati, enerji alanında da çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen birçok sorunla karşı karşıya kaldığımız, belki de son yılların en zorlu döneminden geçiyoruz. Başta salgın, arz ve tedarik sorunlarıyla jeopolitik gerilimler, birçok olumsuz gelişme üst üste birikti. Tüm ekonomileri çeşitli zorluklarla sınamaya devam ediyor. Küresel ekonomi salgınının olumsuz etkilerini tam olarak atlatamadan Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı emtia fiyatlarında yüksek artışlara yol açtı. Savaşın gıda ve enerji arz güvenliğine neden olduğu bu kırılmalar neticesinde küresel ekonomide uzun yıllardan bu yana eşine rastlanmayan enflasyonist bir süreç başladı. Altını çizmek isterim ki küresel ekonomide meydana gelen hasarların telafi edilmesine yönelik özellikle gıda tedariki alanında Türkiye'nin dünya ekonomi diplomasisine yön veren ve sorunların çözümlenmesine katkı sağlayan dengeleyici faaliyetleri tüm ekonomiler için önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen tarihi tahıl koridoru antlaşmasıyla 550'den fazla gemiyle 14 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerçekleştirildi. Küresel sıkıntıların odağındaki diğer bir konu olan enerji alanında ise kırılganlık ve aksaklıkların asgari düzeye indirilmesi amacıyla ülkemizin bölgesel bir enerji merkezi olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkeyi küresel değer zincirlerinde üst seviyelere taşımak amacıyla Türkiye ekonomi modelinin devreye alındığını hatırlatan Nebati, bu uygulamalarla tasarrufların Türk lirasına yönelmesini amaçladıklarını kaydetti. Küresel ekonomiyi zorlayan tehditleri bertaraf etmek üzere ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi küresel değer zincirlerinde üst seviyelere taşımak amacıyla biliyorsunuz geçen yıl 20 Aralık'ta Türkiye ekonomi modelimizi devreye aldık. Modelimizi tasarlarken ve uygularken mevcut konjonktürün yanı sıra toplumumuzun dinamiklerini ve ülkemizin ihtiyaçlarını da esas aldık. Modelimizde güçlü büyüme dönemlerinde yüksek ithalat kaynaklı oluşan yüksek cari açık sarmalından kalıcı olarak çıkmayı hedefliyoruz. Üretimde sağlanacak verimlilik artışları ve güçlenen ihracatla birlikte dış finansman ihtiyacımızı azaltmayı, fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Üretim odaklı, yatırımı ve ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modelimizi uygularken, para ve maliye politikalarının eş güdümüyle vergisel düzenlemelerden teşviklere kadar çok geniş bir yelpazede tüm araçları etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu uygulamalarla tasarrufların Türk lirasına yönelmesine, böylece döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içerisindeki payının kayda değer bir şekilde azalmasını sağladık. Ayrıca TL mevduatlarının ortalama vadesini de artırmış olduk. Türkiye ekonomi modelimizin diğer bir bileşeni olan selektif kredi politikamızla kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasına olanak tanıdık. Böylece 2022 yılı gibi dünyanın karşı karşıya kaldığı en zor dönemde gerçekleşen kredi artışının %82'lik bölümünü reel sektöre açılan ticari kredilerle tahsis ettik.
Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikli politikalarla ekonominin 9 çeyrektir yıllık bazda kesintisiz büyümesini devam ettirdiğini aktaran Nebati, makine ve teçhizat yatırımlarının da 12 çeyrekten bu yana arttığına dikkati çekti. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikli politikalarımız ekonomimizi 9 çeyrektir yıllık bazda kesintisiz büyümeye devam ettirirken makine ve teçhizat yatırımları da tam 12 çeyrekten bu yana artıyor. Büyümedeki bu güçlü performansımız istihdam piyasamıza olumlu yansımıştır. Ekim ayı itibariyle toplam istihdam seviyesi 31,2 milyon gibi tarihi bir rekora çıkmış durumdadır. İhracatımızda Kasım ayında yıllık 353,5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Hükümetlerimiz döneminde en önemli gücümüz olan bütçeden ve mali disiplinden hiçbir dönemde feragat etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Türkiye'nin son 20 yılda emsal niteliğinde adımlar attığını dile getiren Nebati, Cumhuriyet'in 100. yılında atılan yeni bir atılım sürecinin önemli bileşenlerinden birisinin de bankacılık ve finans sektörü olacağına vurgu yaptı. Türkiye, bakın değerli dostlar, son 20 yılda emsal niteliğinde adımlar atarak büyük bir değişimi ve köklü bir kalkınma sürecini hayata geçirmiştir. İş ve yatırım ortamı başta olmak üzere birçok alanda kat ettiğimiz mesafe hepinizin malumudur. Ancak geldiğimiz bu seviyeyi daha ötesine taşıyabilmek amacıyla Cumhuriyetimizin 100. yılıyla birlikte yeni bir atılım sürecini de başlatıyoruz. Bu atılımın önemli bileşenlerinden bir tanesi bankacılık ve finans sektörümüz olacaktır. Bu kapsamda büyük bir titizlikle planlayarak yakın dönemde hayata geçireceğimiz İstanbul Finans Merkezi ile uluslararası sermaye piyasalarına çok büyük katkılar sunacağız. İFM projemiz ile İstanbul'un aynı zamanda İslami finansta da bir merkez olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için yakın zamanda katılım finans strateji belgesini de kamuoyuna duyurduk. Katılım finans kanunu çalışmalarımızı da kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız.